Herkese merhabalar. Bugün elimde 4 tane kitabımız var. Bu 4 kitabı her zaman yaptığımız gibi önümüzdeki haftalarda tek tek yorumlayacağız zaten. Ama bu hafta bunların üzerinden kısaca geçerek hepsini bir tanıtmış olacağım. Ve bu tanıtma işlemini yaparken de bu 4 kitabı bir ortak başlık altında değerlendireceğiz. O başlığımızın adı da yönetebilmek olacak. Tabii yönetmek kelimesi benim karşıma çıktığında benim aklıma hep çok sevdiğim bir komutanımın bana verdiği bir öğüt geliyor. O öğütte de bana şöyle demişti: "Bilal, askerine yaptıramayacağın şeyi kesinlikle emretme. Zaten yapacakları bir şey varsa onu da emret" şeklindeydi. Bu öğüde ilk baktığımızda çok pasif bir liderlik anlayışı gibi gelse de bize, sonraki hayatımda özellikle hem askeriyede hem de sivil hayatımda gördüğüm kadarıyla yöneticilerin birçoğu bunun farkında olmadığı için çok kötü durumlara düşüyor ve bir kaos ortamını yönetmeye çalışıyorlar. Sonunda da başarısız oluyorlar. Nasıl oluyor derseniz, genel olarak gördüğüm şöyle bir yönetici kitlesi var. Yeni yönetmeye başladıkları anda koltuğa oturuyorlar ve yazıp çizmeye başlıyorlar. Ellerindeki personele bakıyorlar. Ondan sonra yetkilerine bakıyorlar. Şuna şunu emrederim, buna bunu emrederim, şu işi şöyle yaptırırım, bu işi böyle yaptırırım falan, böyle çok idealist, hayalperest bir yöneticilik anlayışına bürünüyorlar. Ondan sonra da yönetmeye başlıyorlar. Tabii aradan birkaç ay geçiyor ya da kısa bir süre geçiyor. Şunu fark ediyorlar ki verdikleri emirler bir türlü yapılmıyor. Bu yöneticilik anlayışının en büyük eksikliği, ellerindeki insanları sanki bir bilgisayar oyununun parçası gibi görmeleri ve onlara standart bir muamele göstermelerinden kaynaklanıyor. Oysa ki gerçek hayata baktığımızda her insan bambaşka bir hayat yaşar, bambaşka özelliklere sahiptir. Doğal olarak her insana verdiğiniz emir aynı şekilde sonuçlanacak diye bir kural yoktur. Bunu da incelediğimizde, bir emir neden yapılmaz diye baktığımızda birkaç tane sebep bulabiliriz. Bunlardan en masumunu düşünürsek, mesela verdiği bir emri o personel yapma yeteneğinde değildir ya da o konuda bilgi eksikliği vardır, sonuçlandıramıyordur. Bu gerçekten masum bir sebep. Buna bir çözüm üretmesi gerekir yöneticinin. Tabii masum olmayan sebepler de var. Mesela bir başka personelde verilen emri "he yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım" deyip de oyalamayı tercih etmiş olabilir. Yani sonuçlandırmamak zaten amacı da olabilir. Böyle bir personelle çalışıyorsanız zaten işler zorlaşacaktır. Bu kötü bir durum olsa da hala en kötü senaryoya geçmedik. Mesela şöyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Siz emir veriyorsunuz ve sürekli bir itiraz geliyor. Sürekli bir dirençle karşılaşıyorsunuz ve sürekli verdiğiniz emirler sorgulanıyor. Eğer bu tabloyla karşılaştıysanız zaten en kötü senaryo başlamıştır. Çünkü emirlerinizden sonra sorgulanacak şey artık sizin o makamda durmanızdır. Ve bundan sonraki evrede yöneticiliğinizin bittiği evre olacaktır. İşte bu baştaki o komutanımın bana verdiği öğüdü bir kenara attığımızda yapmış olduğumuz yöneticilik anlayışında büyük bir hayalperestlik var. Etrafımıza baktığımızda da bu yönetememe durumunun birçok yöneticinin kaderi haline geldiğini görüyoruz. Bunu bu şekilde değerlendirdikten sonra da olayı genellemenin de pek bir anlamı yok aslında. Bu yönetme işini başarabilen insanlar da mevcut. Tabii buna birçok örnekler sunabiliriz. Ben günümüzden örnek sunmak yerine tarihten bir örnek sunmayı tercih ettim ve o örneği Nizamül Mülk olarak belirledim. Onun kitabını elime aldım burada. Siyasetname adında tarihe geçmiş bir kitabı var ama kitabından da önce kendi yönetimi zaten tarihe geçmiş bir vezirden bahsediyoruz. Çünkü 30 yıla yakın bir vezirlik hayatı var. Ondan önce yine devlet adamlığı hayatı var. Bu hayatı boyunca cidden tarihe geçecek bir yönetim sergilemiş. Onun özelliği emri altındaki insanları yönetebilmekten de öteye çıkmış. Kendine emir verme konumunda olan sultana dahi emir verme demeyelim de yönlendirme yetkisine sahip gibi bir konuma geçmiş. Bu kitabı yazma hikayesi bile o noktada önümüze çıkıyor. Çünkü kitabın yazılış amacı bile Melikşah'a sunulmak üzere yazılmış. Yani düşünün, sizin altınızda bir insan var. Size nasıl yöneteceğinizi anlatan, tavsiye veren bir kitap yazıyor. Bu açıdan da baktığımızda Nizamül Mülk hem vezirlik olarak başarılı bir vezirlik hayatı sürmüş. Bunun ötesinde Melikşah'a, yani sultanına akıl hocalığı yapmış. Bununla da kalmamış. Nizamiye medreseleri üzerinden ilme ve eğitime, topluma öyle bir etki bırakmış ki asırlar sonraki insanların hayatında dahi etkisi olmuş.
Yani kendi çağının ötesini dahi yönetebilmiş bir vezir görüyoruz. İşte bu kadar üst seviyede bir yönetme yeteneğine sahip olan bu devlet adamının yönetmek üzerine verdiği tavsiyelerden oluşan siyasetname kitabını gelecek hafta ayrıntılı bir şekilde yorumlayacağız. Ama ikinci kitabımıza geçeceğim ben bu arada. O da Sineklerin Tanrısı. Bir önceki kitabımızdaki yazarın çok muhteşem bir şekilde yöneticilik yaptığından bahsetmişken bu kitapta da aslında yönetememenin durumlarından bahsedeceğiz. Bu kitabı okuduğumda benim aklıma aslında daha önce burada paylaşmış olduğum Hayvan Çiftliği kitabı geldi. Çünkü o kitapla bu kitap şu açıdan benziyor. Orada bir yönetim sistemi kurulmuş ve her hayvana toplumsal bir refleksin simgesi verilmiş. Her hayvan toplumun bir kesimini temsil ediyordu aslında. Bu kitapta da aynı şekilde her çocuğa toplumsal bir rol biçilmiş. Kitapta bahsedilen belli bir grup çocuk var. Bunlar bir adaya düşüyorlar ve bu adada artık bir düzen kurmaları gerekiyor. Hemen başta kendilerine bir yönetici ve bir hiyerarşi kuruyorlar. Ama başta kurdukları gibi işlemiyor her şey. Yönetici belli bir süreden sonra bu diğer çocukları yönetememeye başlıyor. İşlerinden asilikler çıkıyor, işte beceriksizlikler çıkıyor ya da çocuklar oyuna dalıyor falan. Ama burada mesele çocuklar değil. Tamamen bu çocukların hareketleri üzerinden toplumsal verilen refleksler işlenmiş. Bize toplum üzerine güzel bir bakış açısı sunulmuş. İşte bu kitabı işlerken de bu yönetememenin sebepleri üzerinde biraz durarak işlemeye çalışacağız. Ondan sonra da üçüncü kitabımıza geçeceğiz ve o da Algı Yönetimi ve Manipülasyon kitabımız. Burada da çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü ilk kitabımız ve ikinci kitabımızda belli bir yetkiye sahip olan yöneticinin çok iyi yönetmesi ya da yönetememesi durumunu işledik. Bu kitapta işlenen mevzu ise böyle bir yetki yok ortada. Aslında görünen bir yönetici de yok. Ama görünmeyen bir şekilde sizi yöneten birileri var. Bu kitapta bundan bahsedeceğiz. Nasıl birilerinin medya yoluyla ya da okullar yoluyla ya da dini yollarla ya da siyasi yollarla sizi yönettiğini, siz daha farkında bile olmadan gelecekte alacağınız kararların şimdi kapalı kapılar ardında bir yerlerde tasarlandığını ve bu kararların size nasıl ulaşacağını, bu kararları sizin nasıl vereceğinizin planlandığını ve size çaktırmadan bu tablonun nasıl oluşturacağını işleyen bir kitaptan bahsediyoruz aslında. Ama bu tarz kitapları okurken biraz dozunu seviyesinde tutmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu kitaplar ilaç gibi, belli bir dozun üzerine çıktı mı insanı zehirliyor, halüsinasyon görmeye başlıyorlar, sapıtmaya başlıyorlar. Sonra komploculuk dediğimiz, bizim her şeyimizi yönetiyorlar, bizim her şeyimize karar veriyorlar, biz bir hiçiz gibi bir tablo doğmasına sebep oluyor. O açıdan da bu kitabı biraz da eleştirerek de yorumlamaya çalışacağız. Dördüncü kitabımız ise Satranç. Bu kitapta aslında burada bahsettiğimiz tarzda bir yönetim olayından bahsedilmiyor. Yazar daha çok iki tane satranç oyuncusunun hem o anki psikolojilerini hem geçmişteki hayatlarının birikimlerini değerlendiriyor. İki karakter üzerine yoğunlaşmış bir kitap. Ama konumuz satranç olunca elbet yönetmekten bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü kitabın içerisinde de bazı noktalar var. Mesela iki satranç oyuncusu oynarken kitapta daha oyun bitmeden oyunun ortasında büyük bir satranç oyuncusu pes diyor. Yani neden pes diyor? Çünkü sonraki yapacakları 3-4 hamleyi yapsalar dahi oyunun kaybedildiği belli. Bunu anlıyor. Evet, ben bu hamleleri yapacağım ama zorunda olarak yapacağım ve sonucunda kaybedeceğim. İşte burada çok ciddi bir yönetme noktasından bahsediyoruz. Çünkü önceki kitaplarda neyden bahsetmiştik? Emri altındaki insanı yönetmek ya da üstündeki insanı yönetmek gibi şeylerden bahsetmiştik. Ya da yönetememek durumundan. Burada ise rakibini yönetmek diye bir durum çıkıyor karşımıza. Ve günümüz dünyasında bununla sık sık karşılaşıyoruz. Çünkü siz eğer hamle üretemiyorsanız, siz yeni bir fikir, yeni bir hareket alanı açamıyorsanız kendinize, rakipleriniz sizin yapacağınız hareketleri dahi önceden tasarlıyorlar ve siz özgür bir şekilde hareket ettiğinizi düşünürken aslında rakibiniz sizi yavaş yavaş oyunun sonuna doğru çekmiş oluyor. Bu açıdan da bu kitabı değerlendirdiğimizde 4 farklı kitap üzerinden yönetim konusunu ayrıntılı bir şekilde işlemiş olacağız. O videolarımızda görüşmek üzere.